Türkiye'de 5 milyona yakın engelli olduğunu gerçekten halkımız, bizler biliyor muyduk? Bu çok önemli bana göre. %6.6'dan bahsediliyor. Evet, bu da çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. Bir kardeşimizle Bursa'da karşılaştık. O bir baba. Bizim aynı zamanda bir dostumuz oldu daha sonra. Evladıyla alakalı, o evladı 16 yaşında. 16 senedir diyor, evet, işimi, gücümü, her şeyimi çocuğuma doğru ayarladım diyor. 16 yıl. Evladı engelli arkadaşlar. 16 yıldır diyor, artık diyor, her şeyim diyor onun diyor yani. Baba olarak her şeyim diyor yani. Niye? Çünkü gerçekten bana ihtiyacı var diyor ya. Ben çok duygulanmıştım ondan. O yüzden dolayı söylemeye ihtiyacı hissettim. Gerçekten 16 yaşındaydı ama çocuğunu gerçekten böyle A'dan Z'ye güzel bir takipteydi. Rabbim inşallah böyle babaların sayılarını artırsın inşallah. Rabbim muhafaza etsin diyorum inşallah. Selman hocama konuşmaları için çok teşekkür ediyorum. Hocam bir soruyla yine devam etmek istiyorum ben. Hocam ben Eltim'le komşularıyla birlikte geziyormuş. Bu caiz mi demiş? Yani kardeşinin, yani evlendiği kişinin baldızıyla. Anlayamadım. Kendi baldızıyla. Kendi baldızıyla yani. Yani eşinin kardeşiyle. Normalde tabii soran kişi erkekse diye değerlendirmek istiyorum. Baldızı insana normalde namahremdir. Yani uzak durması gerekir. Onun da öyle fütursuz, ölçüsüz bir şekilde görüşme durumu yoktur. O ölçüsüz bir şekilde görüşme durumunda Allah muhafaza etsin. Allah muhafaza etsin. Ölçüsüz nikah durumu, ölçüsüz görüşme durumunda daha büyük tehlikelere sebebiyet verir. O yüzden dolayı uzak durması lazım. Kesinlikle onlar nedir? Namahremdir. Yani mesela ablası olmasa arada, ablası olmasa, ablasının nikahı olmasa onunla nikahını düşer yani. Nikah olur yani. O yüzden dolayı buna müsaade yok.